Herkese bu güzel Norveç sabahından ve fiyortlardan selamlar. Arkadaşlar bugün size hiç anlatmadığım bir konuyu anlatmak istiyorum. Norveç'te yaşadığım kültür şokları. Genelde hep iyi şeylerden bahsediyoruz. Fazla kötü şeylerden bahsetmedim bu zamana kadar. O yüzden de şey olarak algılanmasın, her şey dört dörtlük. Çok güzel burada hayat. Zor olan hiçbir şey yok. İşte yaşadığım bir zorluk yok vesaire gibi algılanmasın. O yüzden şöyle naçizane gözlemlediğim, deneyimlediğim şeylerden yaşadığım şokları paylaşmak istiyorum. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Bu arada kanalımıza destek amaçlı abone olmayı, videoya bol yorum beğeni yapmayı unutmayın. Şimdi başlayalım isterseniz. Önce size şöyle güzel bir kar manzarası, sonra da yürüyüş eşliğinde biraz tatsız konular diyelim. Öncelikle şunu söyleyerek başlamak istiyorum. Norveçliler biliyorsunuz yeni tanıştıkları insanlarla aralarında bir mesafe koyuyorlar. Norveç'te el ele sıkışarak selamlaşılıyor ya da bir kez yanaktan öpülerek eğer bir samimiyetiniz varsa selamlaşılıyor. Bunu çoğunlukla yapmıyorlar zaten. Eğer evinize geldilerse vesaire o şekilde yapıyorlar. Evinize birisini davet ediyorsanız mutlaka alerjisi olup olmadığını yemek hazırlamadan önce sormalısınız. Çünkü birçok Norveçlinin birçok şeye alerjisi var. Laktoza, glutene, herhangi bir kuru gıdaya, bakliyata vesaire bunları sormanız gerekiyor. Hazırlayacağınız, sizin severek hazırladığınız bir şeyi sırf alerjisi olduğu için yiyemeyebilir. Bunları önceden bilmek istiyorlar. Ayrıyeten birisiyle sözleşecekseniz, buluşacaksanız günler öncesinden haberleşmeniz gerekir. Bizim gibi çat kapı misafirperver değiller gidip görüşmeye. O yüzden öncesinden o haftayı planlamanız gerekiyor hangi gün görüşecekseniz ve saatinde mutlaka gidin. Geç kalırsanız bu konuda biraz rahatsızlık duyabilirler. Bunlar aklıma gelenler. Eğer devamını istiyorsanız yorumlara yazarsınız. Bir video daha çekerim. Şimdi kültür şoklarıyla devam edelim. Geldiğimden beri alışamadığım bir şey varsa o da yemek sistemi. Gerçekten insanların yediği şeylere hala alışamıyorum. Aşırı derecede hazır gıda tüketiyorlar. Ve çocukların yediği, yani genel olarak Norveçlilerin yediği margarinin haddi hesabı yok. Bu bana çok garip geliyor. Hala daha garip geliyor. Biz bir yaşında çocuğa genelde margarin, işte reçel, işte ne bileyim hamburger, 1-2 yaşında çocuğa hamburger vermeyiz. Ya da patates kızartması. Sağlıklı beslenmesine dikkat ederiz. Ve bu konuda bir kültür şoku yaşıyorum. Hani Norveç çok böyle doğasına, işte kendisine, yaşam standartlarına dikkat eden bir ülke olarak bildiğimiz için çocukları yemek yerken görünce ben bir tabii ki şok yaşadım. Özellikle insanların yediği yemekleri görünce de çok şok yaşadım. Böyle bir iki dilim ekmekle bütün günü neredeyse bitiriyorlar. İlk yaşadığım kültür şoku yemek üzerineydi. Hatta hiç unutmuyorum. Ben ilk geldiğim sene Norveççe kursuna giriyordum. Herkes beslenmesini evden getiriyor. Bu kursun müdürü, yani okul müdürü de dahil, yanımda öğlen yemeğini bir açtı. Bu vasa ekmekleri var ya bildiğiniz. Onun üzerine böyle yağ sürmüş. Üstüne de bir incecik dilim kaşar peyniri. Tamam, bitti gitti. Ben böyle tabii şok. Gerçekten öğlen bunu mu yiyecek falan oldum. Ama zamanla alışıyorsunuz. Hatta ben de artık öğlen yemeklerimi öyle götürmeye başladım. 5. senenin sonunda bu kültür şokunu atlatmış oldum. Arkadaşlar bilen, beni eskiden takip edenler bilir. Bir ara markette çalışıyordum. O zaman fark ettim ki Norveçliler çok fazla hazır gıda tüketiyorlar. Hemen hemen her şeyin mikrodalgaya, fırına böyle ısıtılıp kısa sürede pişirilip yenilebilecek türleri var. Yani yemek yaparak zaman kaybetmeyecekleri şeyler satın alıyorlar. Marketteyken bu kültür şokunu yaşamış oldum. Onlara da bizim yaptığımız sistem çok garip geliyor. Mesela ben arkadaşlarıma diyorum ki ben işten çıktıktan sonra işte 3 tencere yemek yapıyorum. Çorbası ayrı, ana yemeğe ayrı, makarnası, pilavı ya da salatası falan ayrı diye. Böyle bir şok geçiriyorlar. Nasıl yani işten çıktıktan sonra bir de o kadar yemek mi yapıyorsun? Kaç saatini alıyor? Kaç saat geçiriyorsun mutfakta? Her gün bu şekilde bir yemek mi yiyorsunuz falan diye. Biz sizin yaptığınız yemekleri
İşte özel zamanlarda o kadar mutfakta zaman geçirip yemek yapıyoruz. İşten sonra o kadar uzun sürede yemek yapmayız falan diye söylüyorlar. Hatta bir tanesi bir Türk ailenin yanına 5 çayı gibi bir kahve içmeye gitmiş. Tabii biliyorsunuz bizim 5 çaylarını döktürmüş o kişi de. Hani diyor ki biz bu kadar yemek yersek zaten midemiz hazmetmez. Oturduğumuz yerden kalkamayız. Siz çok fazla şey yiyorsunuz, çok fazla şey yemek yapıyorsunuz. Onlara da bizim yemek kültürümüz, misafir ağırlamamız garip geliyor mesela. Her ülkenin kendine göre gariplikleri, kültür şokları var gördüğünüz gibi. Yani yemek konusunda epey farklıyız. Kesinlikle kendilerini yormak istemiyorlar. İşten çıktıktan sonra onlar için kendilerine zaman ayırma, çocuklarına zaman ayırma saati. Mutfakta çok fazla zaman harcamayı sevmiyorlar. Geliyor hani yorgun argın gelindiği için belki uğraşmak istemiyor olabilirler. Bir de zaten kendi kültürlerinde de böyle aman aman döke saça bir yemek yeme tarzı yok. Çok az yemek yiyorlar. İnanın gerçekten böyle 2-3 dilim ekmekle gün geçirdiklerine bir şahit oluyorum ve şok geçiriyorum her seferinde. Buna alışmış değilim hala. İkinci yaşadığım büyük kültür şoku, ilk kez kızımla buranın olimpik havuzuna gittiğimiz, yani halka açık bir spor salonu var. Onun içerisinde yüzme havuzu var. Yüzmeye gittiğimiz, yani kapalı yüzme havuzu var. Oraya gittiğimiz gündü. Duşlara girdiğimiz an duşlarda perde olmadığını gördüm. Soyunma odalarının ortak olduğunu gördüm. Giyinip soyulan yerlerin. Ve ben şoktayım ve şöyle bir yazı var. Yani duşu çıplak almanızı istiyorlar. Sonrasında mayonuzu girmenizi istiyorlar. Ben tabii şok, hiç böyle bir şeye alışkın olmadığımız için çocuklarla giriyorsunuz. Herkes aynı ortamda giyinip soyunuyor. Ve tabii ben dumur oldum, ne yapacağız şimdi falan diye. Kendimizi tuvalete zor attık, o ayrı mesele. Yani bu yaşadığım ikinci kültür şokuydu. Bu konuyla ilgili çalışmalar yapıyorlar. Çünkü çocuklar artık istemiyorlar duşların örtüsüz veya kapısız olmasını. Çünkü yaşadığımız teknolojik çağda art niyetli, kötü niyetli insanlar olabilir, çekim yapabilir. Çocukların çok zorbalıkla sınandığı bir toplumda yaşıyoruz. Bu Norveç için de böyle. Çocuklar birbirlerini görüp hani birbirlerine zorbalık yapabiliyorlar. Bu konuda da çalışmalar yapılıyor. İnşallah gerçekten buna çözüm bulabilirler. Üçüncü yaşadığım kültür şoku neyle ilgiliydi? Çocukların dışarıda uyutulmasıyla ilgiliydi. Ben tabii ilk başlarda buna çok şok oldum. Nasıl diyorum, çocuklar hani hasta olmuyor mu falan filan. Üst kattaki komşum çocuğu doğar doğmaz dışarıda uyutmaya başladı. Bir uyuttu, iki uyuttu, üç uyuttu. Artık dedim ki herhalde anormallik bizde var. Onların kültürünün bir parçası. Ve demek ki sağlıklı olanı bu. Ben de öyle yapmalıyım dedim. Ve çocuğum doğduktan 10 gün sonra dışarıda uyutmaya başladım. Hakikaten de çok soğuğa alıştığını, daha az hasta olduğunu ve çok uzun süre dışarıda uyuduğunu, daha rahat, verimli, açık havada uyuduğunu keşfettikten sonra devam ettim. Ona da alışmış olduk. Yine doğa şartlarıyla ilgili yaşadığım bir şok oldu. İlk sene havanın 2'de kararması, 2.30'da kararması, sabah 10.30'da aydınlanması, bu bayağı bir adaptasyon sorunu yaşatmıştı bize. Ama gündüz dönemi de hiç kararmıyor olması ilk başlarda şaşırtsa da bizi çok hoşumuza gitti. Bütün gün size kalıyor ve güzel bir durum. Uzun süre bir kış yaşıyorsunuz. Doğa şartlarına artık hemen hemen alıştık sayılır. Her videomuzda zaten her anını paylaşıyoruz. Bu yaz döneminde çektik. Gündüz dönemi, 6 ay kış döneminde çektik. İzlemediyseniz hala izleyebilirsiniz. Buna da alıştık bir zaman sonra. Bir sonraki yaşadığım kültür şoku yaşlıları gördüğüm andı. İnanılmaz dinçler. Yani hiçbir şekilde Norveçlilerin yaşını tahmin edemiyorum. Çoğu 65-70 yaş üzeri ve hepsi bisiklet sürüyor. Hatta 80 yaşındakileri bile bisiklet sürüp dağa tırmandığını, hatta göstereyim size nereye tırmandıklarını. Şu karşıdaki dağ var ya arkadaşlar, şu arada komple 4000 tane basamak var ve bu dünya üzerindeki en uzun basamaklı dağlardan biri Helgeland Strappa. Buraya çıkıp iniyorlar.
Buraya günlük olarak çıkıp inenler de var. Onlar da bana ayrı bir kültür şoku yaşattılar. Kesinlikle günde iki kere mutlaka tura çıkıyorlar zaten. Yaşadığım bir diğer kültür şoku da Norveçli birini böyle şakır şakır yağmur yağarken koşu yaparken görmüştüm. Ya bunlar manyak mı, ne yapıyorlar falan demiştim. Orada yaşamıştım. Bir diğeri de şeyle ilgiliydi. Kışın ortasında spor ayakkabıyla koşu yapıyorlardı. Nasıl bir buz var yerde anlatamam. O da bir kültür şoku yaşatmıştı bana. Bir diğeri de sağlık sistemiyle alakalı arkadaşlar. Bu biraz can sıkıcı, moralimi de bozan bir konu. Yani cidden ilk geldiğim sene böyle çok yüksek bir enfeksiyon yaşamıştım ve kendimi yerden yere falan atmıştım ya, o derece. Ne olduğunu da bilmiyoruz. Enfeksiyon olduğunu da bilmiyorum. Çok şiddetli ağrım var. Ve acile randevuyla gidildiğini öğrenmiştim. Yaşadığım inanılmaz bir kültür şoku olmuştu. Biz dişimiz ağrısa da pat böyle arabaya atlayıp acile gitmeye alışkın bir toplum olduğumuz için bunu yaşamak ayrı bir şok yaşatmıştı bana. Ve saatlerce o ağrıyı çektim. Randevuyu zar zor aldık. Kendimi ikna edene kadar canım çıktı. Randevuyu aldıktan sonra gittim. Enfeksiyonum yüksek çıktı. Şimdi ne yapacağız dedim. Dedi ki ben sana antibiyotik veremem, enfeksiyonun yüksek ama benim antibiyotik yazmaya yetkim yok şu anda. Seni bir şey görmesi lazım. Nedir onun adı? Uzman doktoru görmesi lazım. Ne yapacağız dedim. Uzman doktordan randevu alacaksın dedi. Ve uzman doktordan randevu almam 2 hafta sürdü arkadaşlar. Ben bildiğiniz doktorun ayaklarına kapandım. Dedim ki ben sık sık enfeksiyon yaşıyorum zaten. Böbreklerimde sıkıntı var. Bana dedim şu ilaçları yazar mısınız dedim. Çok ağrım var dedim. O süreçte arkadaşlar ben böbrek taşı düşürmüşüm. Doktor tamam ilacını yazayım ama senden bir de ultrason isteyeceğim dedi. İyi tamam isteyin dedim. Sonra bak o ultrason 2 hafta sonra geldi randevusu. Ben o arada zaten taşı düşürmüşüm. Bir sonraki 2 hafta sonra ultrason çekindim. Bir sonraki haftalar içerisinde ultrason şeyim geldi. Kağıdım geldi. Burada hala mektup sistemim var. O da çok ayrı bir muhabbet konusu. Yani geldiğimiz teknolojide hala mektuplaşma sistemi olması. Doktordan size şeyler mektupla geliyor. Rapor sonuçları. Orada ne yazıyordu biliyor musunuz? Taşınız varmış, düşürmüşsünüz. Çok sağ ol, teşekkür ederim dedim. Resmen bir ay acı çektikten sonra. Neyse, bu da yaşadığım ayrı bir şeydi. Bakmayın arkadaşlar, sağlık sistemiyle alakalı anılarımı böyle gülerek şu an anlatıyorum ama ciddi sinir bozucu şeyler. Norveç'teki sağlık sistemi konusunda belki yeni bir vlog daha yaparım, bilmiyorum. Gerçekten sağlık sistemi çok kötü. Uzman bir doktora ulaşmak çok zaman alıyor. Aynı zamanda teşhis ve tedavi süreci çok uzuyor. Genelde paraset verip bizi eve geri yolluyorlar. İşte ağrım mı var? Paraset. Belim ağrıdı? Paraset. Ayağın mı kırıldı? Paraset. Karnın mı ağrıyor? Paraset. Tansiyonun mu çıktı? Paraset gibi bir sistem var şu an. Aile hekimine geçememek çok sinir bozucu. Mesela oğlumun uzun süre kulak enfeksiyonu yaşaması bu süreçte antibiyotik alamamamızdan kaynaklı kulağına artık diren takılmak zorunda kaldı. Ve o sıvı öyle boşaltıldı. Ve Norveç bu olay çok yaygın. Anaokulu çocuklarında özellikle burunlar çok sık silinmediği için çocukların kulaklarına enfeksiyon yapıyor ve uzun süre iltihaplanma yaşıyorlar ve antibiyotiğe de çabuk ulaşamıyoruz. Bu çok sinir bozucu bir şey. Bize mi garip geliyor bilmiyorum. Genel Avrupa'da mı böyle? Sadece Norveç'e özel bir şey mi bu bilmiyorum. Ama sağlık çalışanları yetersiz sayı olarak çok yetersiz ve genelde aile hekiminde geçememek çok sıkıntı yaratıyor bizim için. Çok yaşadığım konu su çiçeği aşısı sanırım burada yapılmıyor. Böyle aileler birbirlerinin arasında yakın birisi su çiçeği geçirirse hatta çocuğu da bir an önce geçirsin, atlatsın, bağışıklık kazansın diye o su çiçeği geçirmiş çocukla aynı ortama sokuyor çocuğunu falan. Böyle saçma sapan şeyler oluyor. Ya garip geliyor bana yani yaşadığımız yüzyılda bu tarz şeylerin olması. Hatta bir tanesi su çiçeği aşısı olmamış. 5 yaşlarında bir çocuk sanırım su çiçeği olmuş. Bütün vücuduna, diline, boğazına kadar yayılmış bütün hastalık. Çok kötüydü durumu. Gazetede okumuştum durumu ve çok sinirlendim. Yani
Bu raddeye gelene kadar doktor neredeydi, neden herhangi bir şey yapmadı, neden çocuğu acile almadılar gibi sorular hep kafamda canlandı yani. Bunlar çok can sıkıcı kısımları. Tabii bunun gibi anlatacağım bir sürü hikaye var size. Hepsini buraya sığdıramam. Sizin yaşadığınız bu tarz sıkıntılar varsa mutlaka yorumlara yazın. İsterseniz bir sağlık konusunda tekrar bir video daha çekerim size. Daha sonra ben burada hamile kaldım arkadaşlar. Hamilelik dönemi ayrı bir şeyler, yani ayrı bir video yapmam lazım bence. Çünkü orada anlatılacak çok şey var. Ebe'ye gidiyorsunuz burada. Bir kere aile hekimini görmeden hiçbir şey yapamıyorsunuz. Bunu zaten detaylı sağlık sistemi videosunda paylaştım. Oradan izleyebilirsiniz. Daha önce paylaşmıştım. Norveç'teki sağlık sistemini. Aile hekimini görmeden hiçbir şekilde uzman doktor göremiyorsunuz. Hamilelik döneminiz boyunca jinekolojiyle alakanız yok. Buradaki jinekologlar çok fazla hani gebe anneye bakmıyor. Sadece son periyotlarda doğuma yaklaştığı zaman ultrasona falan alıyor. Ben sürekli aile hekimi ebe arasında git gel yaptım bu süreçte. Ve sürekli ultrasona giremiyorsunuz. O da ayrı bir konuşma konusu. Sadece 18. haftada, bir de 24. haftada olması lazım ultrasona giriyorsunuz. Yanlış hatırlıyor da olabilirim şu anda. Her neyse, eve gittim arkadaşlar. Şey yapacak, çocuğun kalp atışlarını dinleyecek. Ya ismini şu an hatırlayamıyorum ama resmini bulursam videoya kesinlikle ekleyeceğim. Bildiğiniz böyle zurna gibi bir şeyle karnıma koydu çocuğun kalp atışlarını. Şu geldiğimiz teknolojide 2020 yılında onunla dinledi. Ben şoklardan şoklara girdim. Sadece o süreçte şey yapıyorsunuz, kan tahlili, idrar tahlili. Karnınızı böyle mezroyla ölçüyor ebe. Yaptığı takip bu. Ve zurna gibi bir şeyle kalbini dinliyor. Sonradan bir aparat bağlıyor kalp atışlarını tekrar dinlemek için. Ama geleneksel yöntemleri asla buna bırakmıyorlar. Bu da ayrı bir kültür şoku bende. Çünkü Norveçliler geleneklerine aşırı bağlılar. Şu an yani 200 yıl önce kullanılan bir koltuğu bir kafenin içerisinde bulmanız çok mümkün. Bir yaşadığım diğer kültür şoku da, sınava gitmiştim bir yerde. Kariyer Center'da sınava giriyorum. Norveççe sınavına. Orada baktım, tezgahın üstünde bayağı annelerimizin, anneannelerimizin örttüğü danteller falan var. Yine orada bir kültür şoku yaşamıştım. Aa, bunlar da dantel yapıyor falan. Hatta çok güzel kazak örüyorlar, çorap örüyorlar. Hani benzer şeylerimiz de var aslında. Demek ki farklılıklarımızın yanında aynı olan şeyler de var. Sizler ne gibi kültür şokları yaşıyorsunuz Norveç'te ya da yurt dışında? Mutlaka buraya yorumlara yazın. Merakla bekliyorum. Benim şu an aklıma gelenler bunlar. Eğer beğenirseniz bu videoyu, daha fazla isterseniz bu tarz içerikleri, mutlaka yoruma yazın. Aklıma gelenleri bir yere not alırım ben de. Tekrar tekrar size ara ara böyle çekimler yaparım. Bu köprünün hüzünlü bir hikayesi var. Onu da anlatacağım size. Biliyorsunuz Norveç'te intihar oranları yüksek gözüküyor. Bu kadar mutlu olunan bir ülkede neden intihar oranları yüksek diye herkes çok merakta. Genelde arkadaşlar birçok şeye kısa zamanda ulaşabiliyor Norveçliler. Bir yerden sonra yapacak fazla şeyleri kalmıyor. Madde bağımlılığı ve alkol tüketimi çok erken yaşta başladığı için çok fazla bunalıma giriyorlar ve akran zorbalığı inanılmaz had seviyelerde. Ama şöyle de bir şey var, intihar oranları her yerde aslında şu dönemlerde çok yaygın, özellikle pandemiden sonra çok çok yaygınlaştı. Maalesef ki ülkemizde de ekonomik sorunlardan da maalesef hayatına son veren insanlar oluyor. Çok çok üzülüyorum okudukça. Tabii herkesin yaşadığı sorunları, kendisi içerisinde yaşadığı psikolojik bunalımları herkes kendisi daha iyi bilir. Umarım bir çözüm yolu bulabilir, kendini bu hayata tutabilir insanlar. Gerçekten çok üzücü. Buranın hikayesini hemen anlatmak istiyorum. Çok yakın zamanlarda, bundan birkaç sene önce buradan bir kız kendini sulara bırakmış, intihar etmiş. Yine yaşadığı zorbalıklarla alakalı bir durum. Uzun süre psikolojik problemler yaşamış. Arkadaşlarından zorbalık görmüş. Buradan maalesef atlayarak hayatına son vermiş. Buranın da hüzünlü bir hikayesi var. Arada buraya şey koyuyorlar.
onu anmak için resmini ve mumları yakıyorlar. Şu an öyle bir şey yok da bazen denk geliyorum. Öyle işte arkadaşlar, bu konuya da biraz açıklık getirmiş oldum. Aslında dediğim gibi herkesin yaşayabileceği şeyler. O yüzden her zaman ne olursa olsun hayata tutunabilecek bir hedefiniz, bir umudunuz, bir nasıl diyeyim, umut kırıntısı, bir sevgi kırıntısı olması lazım içerisinde insanın. Ve kendini her zaman geliştirmek ve hedefler koyması lazım ki hayatı yaşanabilir halde tutabilmesi için. Dediğim gibi Norveçliler biraz hızlı sahip oluyorlar birçok şeye. Bir yerden sonra bazı şeyler onları tatmin etmiyor olabilir. Genelde benim okuduğum kadarıyla bu tarz şeylerde ve aile problemleri olanlar var. Akran zorbalığı yaşayanlar var. Psikolojik sıkıntıları olanlar var. Tabii buna hava şartları da çok etken arkadaşlar. Çünkü güneş görmüyoruz. Bakın ben bugün güneşi neredeyse görmedim diyebilirim. Şu dağın arkasında bir yerlerde. Uzun süre güneş görmüyoruz. Bu da etki ediyor hava şartları. O yüzden sağlam bir psikolojide olmak lazım. 5 senedir Norveç'te yaşıyorum. Hemen hemen yaşadığımız çok zorluklar da oldu. Benzer şeyleri yaşadık. Karanlık dönem yaşadık. Korona dönemi yaşadık. Yalnız başıma doğum yaptım. Gerçekten çok bunaldığım zamanlar oldu. İşsiz kaldığımız zamanlar oldu. Çocuğumun zorbalığa uğradığı zamanlar oldu. Çok kötü zamanlar geçirdik. Ben bunları çok fazla yansıtmadım sizlere ama çok da konuşmayı sevmiyorum bu konulardan. O yüzden de yansıtmadım. Ama sanmayın ki bizim de sıkıntılarımız, dertlerimiz yok. Her şey günlük gülistanlık. Hayat hep bir mücadeleyle dolu arkadaşlar. Biz de bir ucundan tutmaya çalışıyoruz. Mücadelemizi devam ettiriyoruz. Biz buraya çocuklarımız için geldik. Ayaklarımız yere sağlam basmak zorunda. Sıfırdan hayat kurmak hiç kolay değil. Kimse bize altın tepsiyle hayatımızı sunmuyor gurbette. Her şeyi kendi ellerimizle, çabamızla, azmimizle yapmak zorundayız. Bu yüzden de size yansıtmıyor olsam da ben de zor süreçlerden geçiyorum. Ara ara depresyonlara girip çıkıyorum. Hiçbir şey kolay olmuyor maalesef. Bazı güzellikler için bazı çileler de çekilmesi gerekiyor. Kim size diyorsa ki gurbet kolay, kesinlikle yalan söylüyor. Tabii ki güzellikleri var ama zorlukları olduğu kadar. O yüzden ne yapacağız? Zorlukları aşağı aşağı kendi hayatımızı inşa edeceğiz. İstediğimiz hayatı yaşamaya özen göstereceğiz, hedefler koyacağız, hiçbir zaman yılmayacağız, azmedeceğiz ve bahanelere kulak asmayacağız, insanları dinlemeyeceğiz, olumsuz konuşanlara kulaklarımızı kapayacağız ve her zaman koyduğumuz hedefe tam adım, tam gaz ileriye doğru gideceğiz. Amacım asla size akıl vermek değil ama bahanelere kulağınızı kapattığınızda, bir şeyleri hedeflediğinizde yapabileceğinizi göstermeye çalışıyorum size her zaman, her videomda. Umarım başarılı olabiliyorumdur. Belki bunu duymaya ihtiyacınız vardır. Bana da çok yapamazsın. İşte okula başlasan ne olacak? İşte gurbette ne yapacaksın? İşte sen deli misin? Sen deli misin? Ne yapıyorsun oralarda falan diye. O gideceğin de ne olacak? Okuyacaksın da ne olacak? İşte aman Norveççe öğreneceksin de ne olacak? Gir bir işe çalış falan filan. Bu tarz şeyler söyleyenler de oldu, olmadı değil. Ama ben her zaman kulaklarımı tıkadım. Arkamdan konuşanları duymadım. Her zaman hedefe kilitlendim ve devam ettim. Belki de senin de bunu duymaya ihtiyacın vardır diye söylüyorum. Umarım faydalı oluyordur. Buraya kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Nacizane kendimce deneyimlerimi paylaştım. Yaşadığım sıkıntıları anlattım. Tabii ki bunlar devede kulak. Her zamanki gibi anlatmadığım çok şey var. Tabii o konulara çok girmek istemiyorum şimdi. Benim amacım size bir yerlerde sıfırdan hayata başlanılabiliyor. Bu illa yurt dışında olmak zorunda değil. Bulunduğunuz şehirde de sıfırdan başlayabilirsiniz. Sevmediğiniz bir işten ayrılıp kendi hayatınızı kurabilirsiniz. Bu demek değil ki illaki yurt dışına çıkacağım, sıfırdan hayatımı kuracağım. Mutsuz olduğunuz bir hayatınız vardır ve bunu sıfırdan inşa etmek için bir adım atmanız gerekiyordur. Ve belki de bu videoyla karşılaştınız. Birisinin size gaz vermesi gerekiyor. O gazı da ben vermek istiyorum şu an. Yapabilirsin.
İnan kendine. Yeter ki inan. Ben size sadece bunu göstermek istiyorum. Her haliyle Norveç'i göstermek istiyorum. Amacım bu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorumlarda buluşalım. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.